Bu konuyla ilgili adımlar atılmaya başlandı. AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci'nin geçtiğimiz günlerde HRT Akdeniz TV'de verdiği "Suriyeliler gidiyor" şeklindeki demecine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Pasaportlarıyla Antakya'da ev kiralayan Suriyelilere "evlerinizi boşaltın" tebligatı kolluk güçleri vasıtasıyla dağıtıldığı öne sürüldü. AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci'nin kent merkezinde ve çevre mahallelerde pasaportlarıyla ev kiralayan Suriyeliler Antakya'dan çıkartılacak, ya ülkelerine geri gidecekler veya kamplarda toplanacaklar şeklindeki açıklamasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra Hatay Valiliği talimatı ile Antakya'da ikamet eden Suriyelilere tebligat çıkartılarak evleri boşaltmaları istendiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antakya merkezde ve civar mahallelerde ikamet eden Suriyelilerin evlerini boşaltmaları için belli bir süre verdi. Suriyelilere verilen sürenin dolması ile birlikte evlerinden ayrılmayanlar için yasal işlem başlatılacak, kolluk gücüyle evi boşaltmaları sağlanacak. Kiraladıkları evleri boşaltan Suriyeliler ya ülkelerine geri dönmeyi tercih edecekler veya Türkiye'de kurulan kampların uygun olanında yaşamlarını sürdürecekler. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz günlerde HRT Akdeniz TV'de sunuculuğunu gazeteci Ali Yolcu'nun yaptığı Demokrasi Bulvarı'nda ilk olarak bunu dile getiren AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci, söz konusu çalışmanın sinyalini vermiş ve bu yönde bir proje başlatılacağını duyurmuştu. AK Parti Atayı Başkanı İsmail Kimyeci o gün açıklamasında, "Biz hükümet olarak Suriyelilere insani gerekçelerle yaptığımız yardımlar dışında herhangi bir özel uygulamaya gitmedik. Ancak asıl olan vatandaşlarımızın kendisidir. Onların rahatsızlıklarını göz ardı etme gibi bir düşünce içinde olmamız düşünülmemelidir. Bu nedenle hükümet tarafından böyle bir çalışma başlatıldı. Antakya'da pasaportuyla da olsa bundan sonra Suriyeliler ev kiralayamayacak. Hali hazırda ev kiralayanlara ise evlerini boşaltmaları için bir süre verilecek. Ya ülkelerini tercih edecekler veya kamplarda kalacaklar" demişti. Kesinlikle Suriye'den gelen vatandaşların pasaportla girmiş olsa bile evlerde, kiralık dairelerde kalmalarına müsaade edilmiyor.